Memurlar Haber kanaldan hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. Websemiz memurlarhaber.com'dan özel haberler yapmaya devam ediyoruz. Dün gece yarısı iki önemli video yaptık. Yaklaşık 21, 20, 20 bin izlenmeden gidiyor. İlginiz, alakanıza teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Ekzam için gördüğünüz gibi hem hak iş fotoğraflardan da görüyorsunuz. Hem Türk iş. Çalışma Bakanı Vedat Işıkan'la bir araya geldi ve görüşme yaptı. Dün gece yarısı bunları videolaştırdık. Haberini girdik. Türkiye'de ilk kez Aynı zamanda yine Türk İş Başkanı Ergün Atalay'ın da kendi konuşmasını da video olarak YouTube kanalımıza ekledik. Haber, haber olarak da web sitemizde haberlerin altına ekledik. Bilginiz olsun izlemeyenler varsa YouTube kanalımıza videoları var. Web sitemiz memurlarhaber.com'da bu haberleri okuyabilir, videoları izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yine özel haberler yaptık arkadaşlar. İşçilere ödenecek geri dönük ödemeleri hesapladık. Detaylı bir şekilde bu sefer. Instagram kanalımız Kamış Haber'de çok soran oldu. Nedir bu geri dönük ödemeler diye. Bazı arkadaşlar anlamadı olayı. Bu video vasıtasıyla bilgilendirme yapayım. Arkadaşlar bildiğiniz gibi Ocak ayında bazı iş kollarında, iş kollarının iki çoğunluğunda Ocak ayında zam aldı. kamışları işleri %33 civarı ve çıkan maaş bordularında birçok iş kolunda 1-14 Ocak arası maaş bordurusu yani zamlı maaşlar çıkmadı arkadaşlar eski bodrodan yansıdı maaşlar işte o 1-14 günlük fark. Aradaki farkı ekstra bozo ile işçi arkadaşlara yatacak. Bunun detayını hesapladık. Eğer siz Mart ayında ya da Şubat ayında ya da Nisan ayında zam alacaksanız bu geri dönük farklar sizleri ilgilendirmiyor. Bilginiz olsun. İşleri sürekli işçilere ek yani maaş zammı için ve Mart ayında, Şubat ayında, Nisan ayında zam alacak işler için mağduriyetler için dediğim gibi iki konfederasyon hem Akiş hem Türk İş. resimleri görüyorsunuz. Dün Çalışma Bakanı ile görüşme yaptı. Detayları dün videolaştırdık. Görüşme olumlu yansıdığını düşünüyoruz. Çalışma Bakanı bu konu hakkında ilgileneceğini söyledi arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi bu şu geri dönük farklara bir bakalım. Ondan sonra sürekli işlerin eksen yanı mahsam için önemli gelişmelerle de gireceğim arkadaşlar. Bilginiz olsun. İhsan Tatlı yazdığı bu yazıyı İhsan Başkan'a teşekkür ediyoruz. Güzel yazılar yazıyor. Bizleri sizleri bilgilendiriyor arkadaşlar. 14 günlük, günlük zamlı farklar her il müdürlüğünün ayrı ayrı hesaplamaları ve bütçelerine göre yatırılacak arkadaşlar. 14 günlük YMY farkı toplamı net 2718 TL'dir. Sosyal yardım farkı 193 TL'dir. Büyükşehir yol yardım farkı 251 TL'dir. Küçükşehir yol yardım farkı 168 TL'dir. Bir günlük yemek ücreti farkı 35 lira 30 kuruştur. Bir günlük yoğurt yardımı farkı 6 lira 15 kuruştur. Bir günlük %6 iş primi farkı 11 lira 65 kuruştur. Bir günlük %5 iş primi 9 lira 71 kuruştur. Bir saat gece çalışması farkı 2 lira 70 kuruş ve bir saatlik fazla çalışma farkı 51 lira 72 kuruştur. Bir ocak mesai yemeye farkı ise net 388 TL'dir. Yukarıdaki fark rakamlarına göre 3 aşağı 5 yukarı büyükşehir kat personelleri 3700 TL, Küçükşehir kat personel 3615 TL, Büyükşehir 12 saat vardiya ile çalışanlar 3800 TL, Küçükşehir 12 saat çalışanlar 3715 TL civarında geri dönüp fark alacaklardır. İklimlendirme personeli, teknik personeller ise rakamda küçük olduğu için iş prim ve yoğurt yardımından dolayı çok arada bir fark oluşmamaktadır. Sonuç olarak arkadaşlar diğer iş kollarında da olsanız da olmasanız da yiyemeyeler aynı olduğu için 3615 lira ile 3850 lira arası, arasın TL arasında 14 günlük fark alacaksınız arkadaşlar. Bu rakamların üzerine 1 Ocak'ta resmi tatilde çalışanlar mesai ücreti fark olarak 388 TL daha ekleyecekler. Daha ayrıntılı hesap yapmak isteyenler kendi mesleklerine ve çalışma durumlarına göre yukarıdaki fark kalemlerine göre kendileri hesaplama yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani ekran görüntüsü alın. Şuradan ekran görüntüsü alıp kendinize göre arkadaşlar doydurdurup Hesaplama yapabilirsiniz yani burada detayları verdik ne kadar fark olacak yol farkı yemek farkı iş primi farkı gece çalışması farkı fazla çalışma farkı bir Ocak mesai farkı bu rakamlardan oluşuyor yani kendiniz hesaplayabilirsiniz net rakamı görmek isterseniz arkadaşlar bu rakamlar %15 vergi dilimine göredir bilginiz olsun. Konuyla ilgili olmasa da Anadolu'dan kelepir arsa Instagram sayfamızda takip edin. Şu ana kadar 5 işçi arkadaşımızı arsa sahibi yaptık. Tapularda 1-2 güne kadar devredeceğiz. Müstakil parsel arsalar paylaşıyoruz. Hisseli parsel arsalar paylaşmıyoruz. Arsalar paylaşmıyoruz. Uygun fiyatı arkadaşlar Antalya bölgesi, Denizli bölgesi, Türkiye'nin batı tarafı, doğu tarafı her yerden arsa paylaşıyoruz. Bilginiz olsun. Kamuş Haber Instagram sayfası ve Anadolu'dan Kelepir Arsa sayfası Instagram linklerin linkleri videonun altında var arkadaşlar. İkisini de takip etmenizi öneririm. Gel gelim şimdi arkadaşlar. Ek yani maaş için önemli gelişmeler yaşandı arkadaşlar. Türk İş Kamu Koordinasyonu Heyeti taleplerini Çalışma Bakanlığı'na iletti arkadaşlar. Dün de Üst Sağlık Sendikası Genel Başkanı DLS Çalışma Bakanı Vedat Işıkan'dan işçiye ek istemişti arkadaşlar. 2023 yılı kamu toplu iş sözleşmeleri çerçeve anlaşma protokolü imzası sonrası yaşanan olumsuz ekonomik gelişmeler toplu iş sözleşmelerinin yürürlük başlangıç tarihlerinin farklı olması sebepleriyle kamu iş çalışanlar arasında ücret dengesizlikleri oluşturdu arkadaşlar. Bakın Türk Heyeti Çalışma Bakanı ile görüşme halinde fotoğrafları görüyorsunuz. Sendika Genel Başkanı Eyüp Alemdar Sözleşme başlangıç tarihlerinin Ocak ayına çekilmesi ve tüm ücret dengesizliklerinin giderilmesi için süreci başından beri takip etmekte ve yoğun bir çaba içerisinde mücadelesini devam etmektedir diyor. Açıklamada sendik arkadaşlar. Bu kapsamda Türk İş Genel Başkanı Ergun Atalay, Türk İş Genel Başkan Yardımcısı Eyüp Alemdar, Genel Sekreter Metin Güney'in aralığında bulunduğu Kamu Koordinasyon Kurulu sözleşme başlangıç tarihlerinin bütün işlerin yani Ocak ayına çekilmesini istedi biz de YouTube kanalımızda bundan bahsetmiştik. Bütün kamışları Ocak ayının zamansın demiştik. Bakın bizi duyuyorlar arkadaşlar. Ne mutlu ki bu YouTube kanalını açtık. Sizlerin sesi olduk. Bakın sendikalarda sesimizi duyuyor. Bakana iletmişler. Bütün kamışları Ocak ayında maaş alsın. Aradaki farklı farklı toplu üst sözleşmeleri kaldırılsın demişler. Sözleşme başlangıç tarihlerinin Ocak ayında çekilmesi. Kamu çalışanların arasında oluşan ücret dengesizliklerinin giderilerek çalışanlara yüksek enflasyondan kaynaklı refah payı verilmesi talebiyle Çalışma Bakanı Profesör Doktor Vedat Işkali ile bir görüşme gerçekleştirildi. Ekranda da tüm heyeti görüyorsunuz arkadaşlar. Türk İş Başkanı, Kopiş Başkanı, Türkiye İş Sendikaları Başkanı hepsi bir arada arkadaşlar. Görüşme sonrasında açıklama yapan Türk İş Genel Başkanı Evgün Asalay kamuda çalışan işlerimiz için ücret dengesizliğinin hat safhaya ulaştığını söyleyerek şunları açıkladı. Kamuda çalışan işçilerimiz için ciddi anlamda ücret kaybı söz konusudur. Çalışma Bakanı Vedat Işkınay illa bir araya gelerek kamu de toplu iş sözleşmelerinin yürürlük sürelerinin farklı olmasından kaynaklı ücret dengesizliklerinin giderilmesi için toplan, toplantı gerçekleştirdik. Hepinizin bildiği üzere yıl içerisinde farklı aylarda başlayan ve enflasyonun yüksek çıkmasından dolayı işlerimizi mağdur eden çalışma barışını bozan bir durumla karşı karşıyayız. Kamuda işçilerimizin tamamı için ücret dengesizliği oluşmuştur. Bakana derdimizi anlattık. İşveren sendikalarıyla görüşeceklerini söylediler. Kamu işçisine de onları da rahatlatacak bir haber vermek lazım. Geçmişte böyle bir şey görmedik. Ücretler öyle bir eridi ki bekleyecek zaman yok. İşçilerimizin ortalama 14 bin liralık bir kaybı var. Kamu çerçeve protokol anlaşmalarının bir noktaya çekmek gerekiyor. Bakın arkadaşlar dün bir yandan da devlet set başkanı da Akış sendikası başkanları da Çalışma Bakanı bir araya geldi. Onlar da aynı talepleri yine yenilediler arkadaşlar. İşi rahatlatacak bir ücret gerekiyor. Refah payı olur, ücret zammı olur. Ülke şartlarını biliyoruz. Sıkıntılı durumların farkındayız. Ama sadece kamu işçisi bu bedeli ödememeli. Net bir şekilde işlerimiz geçinemiyor. Nefes alacak bir ilave mutlaka yapılmalıdır. Farklı aylarda zam alan kurumlarda maaş farklılıkları ortaya çıkacak. Ayrıca sözleşmelerimiz Ocak ayında başlayıp Şubat, Mart, Nisan, Temmuz dönemlerinde başlayanlarla devam ediyor. Ocak ayına başka enflasyon oranı çıkıyor, Şubat ayını başka, Mart ayına başka. Sözleşme başlangıç dönemlerini Ocak ayına çeksinler. İfadelerini kullanmış, doğru da demiş arkadaşlar. Hatırlanacağı üzere daha önce Türk İş Genel Başkanlığı Yardımcısı ve Sendika Genel Başkanı Eyüp Alemdar, 10 Ocak 2024 tarihinde oluşan ücret dengesizliklerinin giderilmesi ve çalışanlara yüksek enflasyondan kaynaklı refah payı verilmesi talebi doğrultusunda işveren Sendikası TÜİS'te yapılan görüşmeye Türk-İŞ adına katılarak söz konusu sürecin her adımını takip etmektedir diyor açıklamada. Sendika Türk-İŞ Genel Başkanı Yardımcısı ve Genel Başkan Eyüp Alemdar önderliğinde ortaya çıkan mağduriyetlerin giderilmesi için yoğun bir şekilde mücadele etmekte olup Üyelerimizin yüzünü güldürecek bir sonuç alana kadar da ilgili tüm taraflarla görüşmelerini sürdürecektir. Gelişmelerden siz değerli üyelerimizi bilgilendirmeye devam edeceğiz. Üyelerimize duyurulur diyor arkadaşlar açıklamada. Videoyu bitirmeden son kez duyurumuzu yapıp videoyu bitirelim. Umarız kamış değerine olur. Umarız bütün sözleşmeler Ocak ayına çevrilir. Ve işler adına mücadeleye biz devam edeceğiz. Kamış arkadaşlar sizleri 9 bin liraya, 19 bin liraya, 39 bin liraya, 59 bin liraya... Kelepir müstakil parsel Türkiye'nin her yerinden arsa sahibi yapmak isteriz. Anadolu'dan Kelepir arsa sahip sayfasını Instagram'da takip etmenizi hararetle öneririm arkadaşlar. Çoluğunuza çocuğunuza müstakil parsel arsa alın. İleride emin olun lazım olacak arkadaşlar. Onların geleceği adına kendi geleceğiniz adına. Ve Kamış Haber Instagram sayfasında takip edin arkadaşlar. Kamış Haber Instagram sayfasında linki videonun altında var. Anadolu'dan Kelepir emlak arsası arsa paylaştığımız Instagram sayfamızda linki videonun altında var. İki tarafa da bekliyoruz arkadaşlar.